Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yahrumu minen nebiz. Nebizden haram olan şeyi. Burada mı kalmıştık? Haddesena Yesid ibn Sinan ve Rabi'ul Ciziyyu kala haddesena Abdullah ibn Meslime kala haddesena Abdullah ibn Umar en Abdurrahman ibn Ziyad en Müslim ibn Yasar en Süfyan ibn Vehbil Kavlani en Umar ibn Khattab radıyallahu anh. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten rivayet eylediler. Kale, Hazreti Ömer buyurdular ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular, Küllü müskirin haram, sarhoşluk veren her şey haramdır. Herhangi bir şey ki sarhoşluk verir, ister hamur olsun, ister hamurun gayrı olsun, ister üzümden yapılsın, ister başka bir maddeden yapılsın, sarhoşluk verir mi haramdır. Evet. Ama şimdi bu nebize babını getiriyor. Bundan bu hadisi getiriyor. Her bir müskir haramdır. Zaten her bir müskir helal diyen yok ki. Yani İmam-ı Azam'ın aleyhine bu delil olmaz. Şimdi burada getirecek ki o da diyor ki sarhoşluk veren her şey haramdır. Fakat hamrın kendisi bizzat haramdır ki sarhoşluk vermeyecek kadar içse bile haramdır. Ama diğer müskiratın sarhoşluk vermeyecek kadar içerse haram değildir. İhtilaf orada. Burada sarhoşluk verecek derecede içerse haramdır. Bunda ihtilaf yok. Onun için bu hadis İmam-ı Azam'ın aleyhine delil olmaz. Şimdi getirecek ya başka hadisleri de. Haddesena Ali ibn-i Ma'bed kâle haddesena Abdülvahib ibn-i Ata kâle akberena Muhammed ibn Amrine Nebi Selamete en İbn-i Ömer kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki Küllü müskirin hamrun. Her bir müskir sarhoşluk veren şey hamırdır ve küllü müskirin haram. Her bir sarhoşluk veren şey de haramdır. Bak şimdi bu hadisi şerifte İmam Ebu Hanife'nin aleyhine delil var. Niye? Her bir müskir hamırdır. Her bir sarhoşluk veren şey hamırdır. Öyleyse ister üzümden yapılsın, ister kurmadan, ister arpadan, ister buğdadan. Madem müskirdir, hamir sayılır bu hadis-i şerife göre. Bu İmam Ebu Hanife'nin aleyhine olur bu hadis. Haddesena Hüseyin ibn Nasr'in kâle semiyetü Yezid ibn Harun kâle akberena Muhammed ibn Amr'in fezekere bi isnadihi mislehu. Bu hadis-i şerifi Muhammed ibn Amr de rivayet eylemiş. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle akberena Yusuf ibn Adi kâle haddesena Abdullah ibn İdris en Muhammed ibn Amr'in عن أبي سلمة عن أبي هريرة بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حضرة أبو هريرة أبو سلمة وابن عمر أُشِد في أمر فنزدن صلى الله عليه وسلم وحديث الشريف رواية ديولار سرخشتك ورن هر شيء خمردر وسرخشتك ورن هر شيء حرامدر حدثنا ابن أبي داود قال أخبرنا الربيع الزهراني قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب النافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. إمام نافع عبد الله بن عمر دن أين حديث شريف رواية إبليس. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الخطاب بن عثمان قال حدثنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. Abdullah ibn Ömer'den başka bir senetle yine rivayet ediyor. Haddesena Yezid ibn Sinan kâle haddesena ibn Ebi Meryem kâle akberena Yahya ibn Eyyub kâle haddeseni ibn Ajlan en Nafi'en en ibn Ömer en Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Başka bir senetle daha Abdullah ibn Ömer'den rivayet ediyor. Haddesena Muhammed ibn İdris el Mekki kâle haddesena. Orada tutmamış, öyle yazın. Nefberde tutmamış. Haddesenel Ganebiyyü. Kale haddesene Hammad ibn Zeyd en Eyyub'e en Nafi'in en İbn Ömer en Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Yine Abdullah ibn Ömer'den bu hadisi şerifi محمد بن إدريس المكي رواه. حدثنا محمد بن إدريس المكي قال حدثنا سليمان بن حرب
قال حدثنا حماد بن زيد فذكر بإسناده مثله ولم يرفعه. حماد بن زيد'den de bu hadisi rivayet ediler, eylediler ama Hammad bin Zeyd ref eylemedi. Yani Peygamber Efendimiz'e kadar senedi çıkarmadı. Haddesena Ali ibn Ma'bed kâle haddesena Sa'id ibn Ebi Meryem kâle ahberena Muhammed ibn Cafer kâle ahberena Dahâk ibn Osman ibn Bükeyr ibn Abdillah ibn Leşed an Amir ibn Sa'd an Ebihi kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Amir ibn Sa'd, yani Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın oğlu, babası Hazreti Sa'd'den rivayet eyledi. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular. En hâkum, ben sizi nehyederim. Neden? En qabîli mâ esker. Serhoşluk veren şeyin azından. Neyi serhoşluk veriyor? Kesîrû. Çoğu serhoşluk veren bir şeyin azından da nehyederim. Herhangi bir şarap ki onu çok içersen sarhoşluk veriyor, onun ağzından da nehyederim. Öyleyse şimdi bu hadis-i şerif daha şumurlu oldu. Binaenaleyh hemrin gayrisi herhangi bir müskirattan az bir miktar içse bile Peygamber Efendimiz nehyedilmiş. İçmeyecek. Haddesana Fahdun kâle haddesana Muhammed ibn Sa'id قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الحسن عن عمرو العصيمي عن الحكم عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت حضرت أم سلمة رضي الله عنها buyurdular ki نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر Resul-i Ekrem Efendimiz sarhoşluk veren her şeyden nehy eyledi. حدثنا يونس وحسين بن نصر قال حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن جبير عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس رواية edildi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdular إن الله عز وجل Cenab-ı Hak حرم الخمر والميسر خمري وقماري من eyledi والكوبة كوبيدا men eyledi. Kobe, nert dedikleri bir oyunun, bir alet, oyun aletinin ismi. Bir rivayette de küçük tabla, oyun davulu. Bundan da nehy eyledi. Ve kâle kullu müskirin haram. Peygamber Efendimiz buyurdu ki sarhoşluk veren her şey haramdır. Haddesena Ali ibn-i Mâbet, kâle haddesena İshak ibn-i İsa, kâle haddesena Malik ibn-i Enes, kâle haddesena ibn-i Şehab, Şehab-ı Zühriyü an Ebi Selamete İbni Abdirrahman'ın Ayşe'de kâlet su'ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe buyurdular ki Peygamber Efendimiz sual buyuruldu. Enil bey'i bi nebizil asel. Baldan nebiz yapmış. Onu satıyor. Onun hükmünden sordular ki bu caiz midir değil midir? Fekâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kullu şerabin esker. Her bir şarap ki sarhoşluk verir fehve haram. Binaenaleyh bari şurup yaptın. O bozuldu. Ondan içtiği takdirde sarhoşluk verecek bir hale geldi. Haramdır. Yani bari şarap yaptın da hemen içtin. Bu manaya, bu da haramdır. Bu manaya değil. Bu bozulmamış. Ona ne derler? Şerbet derler. O caiz. Hayır, bozulursa. Ama aslı balımış. Aslı ne olursa olsun sarhoşluk verilme haramdır. Haddesena Yunus kâle ahberen ebn-i Vehbin kâle ahbereni Malikun ve Yunus an ibn-i Şehabin fezekere bi isnadihi mislehu. İbn-i Şehab-i Zühri'den bu senetle bir daha zikreyledi. Haddesena Ali ibn-i Mâbed kâle haddesena Şureyh ibn-i Nu'manul Cevheri kâle haddesena Süfyan ibn-i Uyeyne an-i Zühriyi an Ebi Selemeten Aişefe radıyallahu anh'a. Ali Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال. Peygamber Efendimiz buyurdular ki kullu şerabin esker. Her bir şarap ki sarhoşluk verir fe ve haramın haramdır. Haddesena Ali ibn Qala haddesena Said ibn Mansur qala haddesena Mehdi ibn Meymun an Abi Osman el Ensari qala semi'tu Qasim ibn Muhammed yuhaddisu an Aişe. Qasim ibn Muhammed Hazreti Ebu Bekir'in torunu, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'in oğlu Kasım ki Medine'de 7 meşhur alimin birisiydi. Bu Muhammed Kasım Hazreti Ayşe'den rivayet ediyor.
Kâlet Hazreti Âişe buyurdular ki Semîtu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i işittim yekûlu buyururdu. Kullu müskirin haram. Her bir ser kuruşluk veren şey haramdır. Ve mâ eskerel ferku minhu. Ve mâ bir şey ki eskere serhoşluk verdi. El ferku minhu. Ondan bir fark. Fark ikisi de okunur. 16 ritir. Bir rivayette 120 ritir. Yani büyük bir kabınan işte serhoşluk verirse femil ül keffi minhu. Ondan bir avuç da bir avuç dolusu içmek haramın o da haramdır. Mesela adam serhoş olmuyor, içiyor, bir teneke içecek ki serhoş ola. Yani 16 litre. O kadar içecek ki serhoş ola. Yani hafif, iyice hafif ama çok içerisinden serhoşluk veriyor. Öyleyse ondan bir avuç da alıp içmesi haramdır. Bu daha şumul, evet. حدثنا ابن مرثوق قال حدثنا أبو عامر الأكدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن ميمونة عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم yine Hazreti Ayşe'den o da Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet buyurdular ki kullu şerabin esker fe ve haram. Her bir şarap ki sarhoşluk verir bu haramdır. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن وليد بن عبد عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو بن العاص يركي رسول الكريم فندمز نهى عن الخمر والميسر والكوبة خمردان قماردان دولدان من عبده وقال كل مسكر حرام. Yine Resul-i Ekrem buyurdular ki sarhoşluk veren her şey haramdır. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو بن العاص رواية تلك رسول الكريم فندمز قال buyurdu مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ مَا بِي شَيْ كِي أَسْكَرَ كَثِيرُهُ O şeyin çoğu sarhoşluk verdi. فَقَلِيلُهُ حَرَامُ Onun azı da haramdır. Herhangi bir şarap ki onu çok miktarda içten sarhoşluk verir. Az içten sarhoşluk vermez. O azı içmek helal mıdır, haram mıdır? Haramdır. Madem çoğu sarhoşluk veriyor, azı da haramdır. حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا أبو الأسود قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي هبيرة قال سمعت شيخا يحدث أبا تميم أنه سمع قيس بن سعد بن عبادة على المنبر أبو هبيرة diyor ki ben bir ihtiyar adamı gördüm. Ebu Temim'e rivayet ediyor ki o kendisi Ensar'ın reisinden Sa'd ibn Ubade var idi. Sa'd ibn Ubade'nin oğlu Kays, o da Esap'tan. Onu işittim. Kays derdi. Alel minber, minber üzerinde. Yekulu buyururdu ki Semiyatü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Peygamber Efendimizin dediğini ben işittim. Ne dediğini? Küllü müskirin haram. Serhoşluk veren her bir şey haramdır. Dediğini işittim dedi Kays. Haddesena Ali ibn-i Ma'bed. Kale haddesena Ya'la ibn-i Mansur. Kale akberena İsmail ibn-i Cafer. En Davud'e ibn-i Bükeyr. Onu da tasih edin. Vav evvel daha sonra tersine yazmış. Evet. An Muhammed ibn-i Münkedir. An Cabir ibn-i Abdillah. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cabir ibn-i Abdullah dediler ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu. Ne buyurdu? مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامُ Bir şey ki onun çoğu serhoşluk verir, azı da haramdır. حَدَّسَنَا بْنَ بِي دَاوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدُ بْنِ سُلَيْمَانَ الْوَسَطِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرْ عَنْ أَبِي حُرَيْسِ عَنِ الشَّعْبِي قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولْ نُعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ اِشِتْتِمْ derdi ki قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular ki enhaküm ben sizi nehyediyorum en külli müskirin her bir sarhoşluk veren şeyden sizi nehyediyorum.
حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا معتمر بن سليمان قال قرأت على فضيل بن ميسرة أبي معاذ بن فضيل بن ميسرة كي أبي معاذ dediler ona okudum yani ben okudum o dinledim قال حدثني وزاد buyurmuş ki bana rivayet eyledi Ebu Hüreys enne Şabiye haddesehu Şabi İmam Şabi ona rivayet eylemiş قال سمعت النعمان بن بشير يخطب على منبر الكوفة يقول نعمان بن بشير أصبتان دي بن onun Kufe'nin minberinde hutbede dediğini işittim قال رسول الله صلى الله عليه وسلم hutbede dedi ki Peygamber Efendimiz buyurdular enhâkü men küllü müskirin her bir müskirden ben sizi nehyediyorum. حدثنا مبشير بن الحسن قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الحويس بن مسلم الكوفي عن طلحة اليمامي عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري diyor ki Peygamber Efendimiz buyurdular كل مسكر حرام sarhoşluk veren her şey haramdır. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن سعيد عن أبي بردة قال سمعت أبي بردة بابا أبو موسى الأشعري دن işitmiş ki babam يحدث عن أبي موسى babasından işitmiş ki o da أبو موسى الأشعري دن rivayet ediyor أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz لما بعث أبا موسى بمعاذ إلى اليمن أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل يمن gönderdiydi Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم قال أبو موسى أبو موسى الأشعري dedi ki إن شرابا يا رسول الله dedi bir şarap vardır ki يصنع في أرضنا bizim memleketimizde yapılır من العسل baldan Yemen'de baldan bir şarap yaparlar يقال له البتع ona بتع بتع derler بتع yahut da بتع ikisi de var ve من الشعير arpadan da bir şarap yaparlar يُقَالُ لَهُ الْمَزْرُ ona da mezir derler. Bir acıyor. Mezr, arpadan bir acıbı yapıyorlar. Arpadan yaparlar. Baldan yaptıklarına da bit'ü derler. Bunlar Yemen'de var. Bunlar çok içtiğin vakitte de sarhoşluk verir. Resul-i Ekrem bize soruyor ki bunların hakkında onlara ne diyelim? Peygamber Efendimiz ona cevaben diyor ki madem bunlar sarhoşluk veriyor, sarhoşluk veren her şey haramdır. İşte şimdi buraya kadar bu kadar hadisi şerife zikreyledi. Bunların bir kısmı müskir olan şey haramdır. Ama azını çoğunu beğenmiyor. Fakat bir kısmı sarih. Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır. Bir kısmı onu da beğenmiyor. Öyleyse bu hadislerle amel edenler ne dediler? قال أبو جعفر إمام التحاوي dediler ki فذهب قوم ulemadan bir kısım zahib oldular neye? إلى أن حرموا şuna zahib oldular ki onları haram kıldılar قليلا النبيذ وكثيره nebizin azını da haram kıldılar çoğunu da haram kıldılar واحتجوا في ذلك bu mesele hakkında da ihticat ettiler بهذه الآثار bu hadislerle istidlal ettiler çünkü nebizin azını yersen sarhoşluk vermez. Çoğunu yersen sarhoşluk verir. Fakat bu hadisi şeriflere bakılırsa madem çoğu sarhoşluk veriyor azı da haramdır. Binaenaleyh ne azını yiyebilir ne çoğunu. Bu oldu bir mesele. İşte bu mesele zahip olan Şafiiler, Malikiler, Hanbeliler bizden de imami bu mesele zahip olurlar. Fakat İmam-ı Azam bunlara muhalefet etti. Ve halefehum fî zâlike âkharun başkaları bunlara muhalefet ettiler. Dediler ki siz alel-iddak bunları alıyor, yürüyorsunuz ama meseleyi daha tahkik etmek ve incelemek lazım. Siz incelemeden alel-iddak hemen hükmünüzü basıyorsunuz. Mesele öyle değil. Şimdi izahat verecek. Diyor ki فَاَبَاهُ مِنْ ذَٰلِكَ مَا لَا يُسْكِفْ muhalefet edenler dediler ki ne bizden sarhoşluk vermeye şey mübahtır. Onu mübah gördüler. وَحَرَّمُ الْكَثِيرَ الَّذ۪ي يُسْكِرْ fakat fazla içeride sarhoşluk verirse bu da haramdır dediler. Şu halde nebizin çok içerse, sarhoş olursa haramdır. Fakat sarhoşluk vermeyecek kadar
içerse haram değildir dedi. Ve kâne minel hücceti lehum fî zâlik. Peki bu mübah kılanların hüccetinden oldu ki enne hâzî lâ târalletî zekirnâ, bu zikrettiğimiz bu hadis-i şerifler kad rûyet an cemaatin min ashabi Resûlillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in ashabından bir cemaatten rivayet edildi. Bu sahih. Rivayetleri biz itiraz etmiyoruz. Resulullah'ın ashabıdır. Resulullah Efendimiz'den rivayet ettiler. Lakin manasını tevilde siz başka türlü tevil ediyorsunuz. Biz başka türlü diyor. Velakinne teviliha, lakin bunların tevili manası yehtemülü en yekûne kemâ zehebe ileyhi. İhtimal ki sahip olanlar gibi diyenler gibi olur. Neye sahip olan? Men harrama qalilen nebizi ve kesirehu. Nebizin azını da çoğunu da tehrim kıldılar ya, onların dediği gibi olması ihtimali var. Bu hadis-i şeriflerin ona ihtimali var. Madem nebizin azı sarhoşluk veriyor haramdır, çoğu da çoğu sarhoşluk veriyor haramdır, azı da haramdır. Bu ihtimal var. Bunu inkar etmiyoruz. فَيَحْتَمُلُ اَنْ يَكُونَ عَلَى الْمَدَارِ. Bir ihtimal da var ki bu medar ola. اَلَّذ۪ي öyle medar ki يَسْكُرُ مِنْهُ شَارِبُهُ, onu içen adam serhoş olur, medar bunadır. خَاسَةً خَاسَةً ona. Yani bu hadis-i şeriflerden murat, ondan içeride serhoş olursa işte o haramdır. مَا اَسْكَرَ كَس۪يرُهُ, serhoşluk veren şey. Yani demek ki adam o kadar içmiş ki sarhoş olmuş. Onun o kadar çok içmese de biraz az içse ama gene sarhoş olsa. Medar sarhoşluktur. İster az ister çok. Sarhoş oldu mu haramdır. Sarhoş olmazsa haram değildir. Mesela bu. Bir adam var ki mesela 10 kase içer de ancak sarhoş olur. Bir de var ki 1 kase içer de sarhoş olur. İlla 10 kase içmesi şart değil. Madem bu bir kaseyle sarhoş oldu gene haram. Medar sarhoşluğadır dedi. فَلَمَّ اَحْتَمَلَتْ هَذ۪ي الْاَسَرِ, vaktaki bu eserler mühtemil oldu. كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ التَّوِيلِ, bu iki tevilden her ikisine de mühtemil oldu. Öyleyse نَزَرْنَا ف۪ي مَا سِوَاهُمَا, bunlardan başka hadisleri araştıracağız. Bakalım ki mesele izaha varsın. Mesele sarhoşluk mudur? Yoksa el-el-i-tak içmek midir? Birinciler ne diyor? El-el-i-tak içmektir. Serhoş olsun olmasın. Madem mesela 3-4 bardak içti, serhoş oluyor. Ama yarım bardak içti mi serhoş olmuyor. Haramdır. Yarım bardağı da haramdır. Öteki çoğu da haramdır. Bu ihtimal. Ötekiler de diyor ki yok. İhtimal serhoşluktur. Bu adam ister azından ister çoğundan serhoş ol değil mi? İşte bu haramdır. Serhoş olmasa haram değildir. Şimdi bu hadislerin ikisine de ihtimali var. Öyleyse araştıralım, bakalım ki bu iki mananın, bu iki tevilin hangisi daha sahih? لِيُعْلَمَ بِهِ, araştıralım, bakalım ki bu araştırdığımız hadislerle bilinsin. اَيُّ الْمَعْلَيَيْنِ, bu iki mananın hangisi üride murad edildi? بِمَا زَكَرْنَا ف۪يهَا, bu hadisi şeriflerde zikreylediğimiz hadislerden murat hangisidir? Bu izaha ulaştı. Evet. Şimdi bununla nasıl araştıracak? Ashab-ı kiramın fiiline müracaat edeceğiz. Çünkü hadislerde itiraz olmaz. Hadis hadistir. Fakat hadisin manasını bizim anladığımız gibi mi? Ashabın anladığı gibi mi? Tabii bu ihtilaflı. Ashabın anladığı gibi olacak. Bizim anladığımız gibi değil. Ashab nasıl amel etmişler? Resulullah Efendimiz'den bu hadisleri duymuşlar. Ve nasıl amel etmişler? Nebizin azını da kullanmışlar mı, kullanmamışlar mı? Birinci zümrenin dediği gibi ise nebizden hiçbir miktar kullanmamaları lazım. İkincilerin dediği gibi ise nebizden az miktarda kullanmaları caizdir. Onu araştıracağız. فَوَجَدْنَا عَمَرَ بْنَا الْحَطَّابِ, araştırdık, Hazreti Ömer'i bulduk. وَهُوَ أَحَدُ النَّفَرِ الَّذ۪ينَ رَوَيْنَا عَنْهُمَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, Peygamber Efendimiz'den rivayet edenlerin birisidir ki اَنَّهُ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٍ, Peygamber Efendimiz her bir müskir haramdır
diye hadisini rivayet edenlerin birisi de kim? Ömer bin Hattab. Bunu bulduk. Bu hadisi rivayet edenlerin birisi de kendisi. Ne bulduk? قَدْ رُوِيَ عَنْهُ Hazreti Ömer'den rivayet edildi. فِي اِبَاحَةِ الْقَلِيلِ مِنَ النَّب۪يدِ الشَّد۪يدِ Gaye şiddetli sarhoşluk verecek bir dereceye gelmiş nebizden az miktar istimal etmesinin mübah olduğu hakkında rivayet var. Haydi bakalım. Hazreti Ömer hem kendisi rivayet etmiş hem de az miktarda içmesini mübah kılmış. Bu rivayete ne diyeceksin? Rivayeti getiriyor. O da nedir? Rivayet edilen مَا شُولْ بِالْحَدِّسْتِرْ كِ حَدَّسَنَا فَاتُمْ قَالَ حَدَّسَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْسٍ قَالَ حَدَّسَنَا أَبِي قَالَ حَدَّسَنَا الْعَمَشْ قَالَ حَدَّسَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِسِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرْ Hazreti Ömer'den Hemmam ibn Haris rivayet ediyor ki bir seferdeydi. فَاُتِيَ بِنَب۪يذٍ Hazreti Ömer'e bir nebiz getirdiler. Nebizi anladık. Nebiz hurmayı sıkar, suyunu alır. Yaş hurmayı sıkar, suyunu alır. O bozulur. Bozuldu mi? Az bozulur, çok bozulur yahut da hiç bozulmaz. Hiç bozulması onda ihtilaf yok zaten. Yok bozulursa. İşte böyle bir nebiz getirdiler. فَشَرِبَ مِنْهُ فَقَطَّبْ Hazreti Ömer ondan aldı bir miktar içti, yüzünü ekşitti فَقَطَّبْ Yani suretini döktü. O kadar şiddetli bir şey ki Hazreti Ömer baktı ki çok bozulmuş. فَقَطَّبْ dediği bu. Yüzünü ekşitti. سُمَّ قَالَ Sonra dedi ki اِنَّ نَب۪يزَ الطَّائِفِ لَهُ غَرَامٍ Taif'in nebizi onun için garam vardır. Garam birkaç manaya gelir. Yani çok şiddetlidir. Taif'in nebizi kuvvetli olur. Garam dedi ki bu. Yani içerse sarhoşluk verir. Fezekere şiddeten la ahfazuha. Onun şiddetini zikretti bir kelimeyle ama hangi kelimeyle zikrettiğini unuttum diyor. Hazreti Ömer yani onun şiddetini ifade eden bir kelime söylemiş. Ravi onu unutmuş. Yani hulasa Taif'in nebizi çok şiddetli olur demiş. Sümme da'a bimayin. Hazreti Ömer su istedi. Fasabda aleyhi o nebize döktü o suyu. Sümme şeribe. Suyu getirdi. Nebize döktü. Hafifletti. Hafifletti. Ondan sonra içti. Niye sarhoşluk vermesin? O niye öyle içecek olsa sarhoşluk verecek. Öyleyse suyu döktü. Hafifletti. Sarhoşluk vermeyecek bir hale getirdi. İçti. Çoğunu içerse sarhoşluk verirse onun da azı haramdır. Eğer bu böyle olsaydı Hazreti Ömer bunu yapmayacaktı. Çünkü onun çoğunu içerse sarhoşluk verirdi. Halbuki su döktü, çoğalttı. İçti onu. Belki bozulduğunu bilmiyordu. Bilmiyordu değil, bozulduğunu bak da diyorum. En evvela aldı, içti, baktı ki çok şiddetli. Kattab diyor. Tattıktan sonra. Kattab, yok. Kattab demek yani onun şiddeti o kadar bozulmuş ki, o kadar şiddetlenmiş ki. Hazreti Ömer yüzünü ekşitti. Dedi ki bu çok şiddetli, su getirin. Şimdi Hazreti Ömer bildi ki bunu içersen bu sarhoşluk verecek, haram bu vakit. Su döktüğü gibi hafifledi. Hafiflediği gibi ondan sonra içti. Demek ki çok sarhoşluk verenin azı, az içerse sarhoşluk vermeyecek kadar içerse haram değil. Ne bizde. Onu ispat ediyor. Gene getiriyor ya. Haddesen Ebu Bekir, kal haddesen Ebu Davud, kal haddesen Züheyr ibn Maviye, an Ebi İshak, an Amr ibn Meymun, kal şehittü Ömer'e hine tu'ay. Vaktaki Hazreti Ömer'i yaraladılar. Kimidi yaralayan? Ebu Lü'lü. Ebu Lü'lü. O ki o tane etti ona. O birkaç hançer vurdu Hazreti Ömer'e karnından. Birkaç hançer vurdu. Şimdi Hazreti Ömer'i götürdüler. Evine. Feca'ahu tabi. Doktor geldi. Doktoru getirdiler. Fekale. Doktor dedi ki Eyyü şerabi ahabbü ileyk. Şarapların hangisi sana sevgilidir? Hangisini çok seversin dedi. Kale en nebiz. Nebizi severim dedi. Feutiye bi nebizin. Nebizi getirdiler. Feşeribe minhu. Nebizden içti. Feharece min ihta taneteyhi. Ebu'l-Ula'nın vurmuş olduğu o tanelerin birisinden nebiz çıkmaya başladı. Yani o doktor mideye hangi yara erişmiş, bağırsıkları kesmiş. O yaralar birkaç tane de fakat birisinden nebiz çıktı tabi mideden. Bağırsıklara, bağırsıktan dışarıya çıkınca doktor dedi ki bunun çaresi yok.
bağırsağı kesmiş dedi. Zaten zehirli. O vurmuş olduğu hançer zehirliydi. Yani bağırsağı değmese de et içirse kafi. Hadi o zehir ona tesir eder. Şimdi burada Hazreti Ömer artık ölüm hayatına gelmiş. O vakitte nebiz istiyor. Halbuki nebizi çoğu işte mi sarhoşluk verir. Azide haram olsa Hazreti Ömer ölüm halinde bunu içer miydi? İçmezdi. Hamiri deseler içer miydi? İçmezdi. Haddesena Ruh ibn al-Ferec. Kale haddesena Amr ibn Khalid. Kale haddesena Züheyr. Kale haddesena Ebu İshak. En Amr ibn Meymun. Mislehu. Amr ibn Meymun'dan eyni hadis-i şerif rivayeti eyledi ve zade. Ziyade eyledi ki Kale Ömer. Hazreti Ömer dedi ki ve kâne yekûl. Hazreti Ömer derdi. İnna neşrebi min hâzen nebîz. Biz bu nebizden içerdik. Şeraben, şarap olarak ki yekta'u luhumel ibil, develerin etlerini keserdi fi butuniha, karınlarında, minen yuziyana, bize eziyet etmesinde. Yani öyle şiddetli nebizler içerdik ki deveyi içersen devenin etini içerdi, karında parçalardı. Yani öyle şiddetli nebizler içerdik. Ve şeribtu min nebizihi, diyor ki Ravi, ben onun nebizinden içtim Hazreti Ömer'in. Fekâne eşedden nebiz. Nebizlerin de en şiddetlisiydi. Keskin yani. Tabi az içiyor. Serkoşluk verecek kadar değil. Haddesena Ravhun kâle haddesena Amrun kâle haddesena Züheyrun kâle Ebu İshak en Amirin en Sa'id ibni Zîlâ'la kâle ütiye Ömer'u bir racülin sekrar. Bir adamı serkoş buldular, getirdiler Hazreti Ömer'e. Serkoş bulunca fecelledehu, ona 80 değnek vurdu. Fekale, o adam dedi ki innemâ şeribtü min şerabike, ya Ömer, ya Mirel Mümin, sen bana bu köteki vurdun ama ben senin içtiğin nebizden içtim. Başka bir şeyden içmedim. Fekale ve inkar, istersen benim nebizim olsun. Niye fazla içtin de serkoş oldun? Serkoşluğundan dolayı bu köteki sana vuruyorum. Demek ki insan nebizle o vakitte biliyordular onlar ki nebizi fazla içersen serhoşluk verir. Onun için azar azar içerdiler. Şimdi burada misal. Bu adam kimin nebizinden içmiş? Hazreti Ömer'in nebizinden içmiş. Ve serhoş olmuş ve 80 değneği de yemiş. Şimdi çoğu serhoşluk veren şeyin azide haram olsa Hazreti Ömer o nebizi istemal eder miydi? İçer miydi? İçmezdi. Şimdi diyor Hazreti Ömer'den misal getiriyor. Diğer ashabtan da getirecek. Yani ashab-ı kiram, Peygamber Efendimiz'in emrini, hadislerini anlamakta bizden ileri onlar. Biz onlardan öğreniyoruz. Böyle alel ıslak hadislerden hemen alıp da hükmetmek olmaz. Bir de ashab-ı kiramın fiiline bakacağız. Hadisleri nasıl anlamışlar, nasıl tatbik etmişler, onlardan öğreneceğiz. Onu getiriyor. Şimdi Hazreti Ömer'den başladı, hele bitmedi bu. حدثنا فهد قال حدثنا عمرو بن جعفر قال حدثنا أبي عن الأعمش قال حدثني أبو إسحاق عن سعيد بن ذي حدان أبي بن ذي لعوة قال جاء رجل bir adam geldi قد زمي susamış إلى خازن عمر Hazreti Ömer'in hazinine hizmetçisine geldi فاستسقاه ondan su istedi ki ben çok susuzum bana su ver فلم يسقه vermedi su vermedi ona فَاُتِيَ بِسَتِيحَةٍ لِعُمَرْ Hazreti Ömer'in bir dağarcığı vardı, kırbası. O kırbayı getirdiler. فَشَرِبَ مِنْهَا O kırbada da nebiz vardı. Ciltten yaparlar. Biz dağarcık deriz. Bazı Araplar mezade der ona. Kırba. Kırbadan içti. فَسَكِرَ O kadar içti ki sarhoş oldu. فَاُتِيَ بِهِ عُمَرْ Hazreti Ömer'e getirdiler adamı ki bu serhoş oldu. Fatezereyli. Bu adam özür diledi. Ya Emirel Müminin dedi. Ve kâle dedi ki innemâ şeribtü min satihatike. Senin kırbandan içtim ya Emirel Müminin. Başka yerden içmedim ben. Ben susamıştım. Senin kırbanı verdiler. Ondan içtim. Fekâle Ömer. Hazreti Ömer dedi ki innemâ adribüke alessükuri. Sarhoş olduğundan dolayı seni döküyorum dedi. 80 değnek vuruyorum. Benim dağcığımdan, gırbemden içmişsen benim hakkımdır. Bunun için değil. Sarhoş olduğundan dolayı darp ediyorum dedi. Fadarebehu Ömer. Hazreti Ömer onu darp etti. 80 değnek yapıştırdı.
حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن العمش قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت النافع عن ابن علقمة قال أمر بنبيذ له فصنع. İbn-i Alkama emretti ki bana bir nebiz yapın. Hurmayı sıkın, suyunu çıkarın. Fesuni'e yaptılar. Fi ba'di tilkel menasil. O hangi menzildeyse, hangi evlerdeyse orada onun için bir nebiz yaptılar. Fe'abda aleyhim leyleten. Bir gece gecikti. Geç geldi oraya. O yaptılar. İbn-i Alkama onlara bir gün sonra geldi. Nebiz de bir gün evvel yapılmış. Fe'utiye bi ta'amin fata'im. Yemek getirdiler, yemeği yedi. Sümme utiye bi nebizin. Sonra o nebizi getirdiler ki 24 saat geçmiş. Bozulmuş. Ki kat ahlefe ve şiddette. Bozulmuş ve şiddet keskinleşmiş. Feşeribe minu. Ondan içti. Sümme kâle dedi ki inne hâzâ leşedîd. Ondan bir miktar içti, dedi ki yok bu çok şiddetli. Çok şiddetli anladı. Bunu fazla içersen bu sarhoşluk verir. Az içmek de ona kifayet etmedi. Tabi az içerse o kandırmadı. Ne yaptı? Sümme emere bimâi. Emretti, su getirdiler. Fasabbe aleyhi. Ona su döktü. Sümme şeribe huve ve eshabuhu. Onu hafiflettiler. Ondan sonra kendisi de içti. Onun yanındaki cemaatte içti. Artık sarhoşluk verecek derecede kalmadı. Suyu fazla ilave edince. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا خالد الحذاء الخزاعي عن المعدل عن ابن عمر أن عمر حزرة عمر رضي الله عنه انتبذ له في مزادته onun bir kırbasında nebiz yapıldı فيها 15 أو 16 15 yahut da 16. Yani bu 15-16 nedir? Onu da beyan etmiyor. Üntübize lehu fi mezadetin bir mezade ki dağcık. Fiha 15 ve 16. Yani 15-16 ritil mi? Herhalde ritil olacak. Yani o 15-16 ritil alacak kadar. Yazmamış ama ritil olacak. Fe'etâhu fezâgehu. Geldi onu tatlı. Fevecedehu hulven. Onu tatlı buldu. Baktı ki bozulmamış. Fekale dedi ki keenneküm akleltum ekrehu. Güya ki siz bunun ekrini galil ettiniz. Yani tatlı olunca bozulmamış. Ekir bulanık. Yani hurmayı sıkarken suyunu fazla koymuşsunuz. Hurmanın suyu fazla olmamış ki bir parça keskin ola. Keskin olmamış. Demek biraz da keskin olması lazım. Evet. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان الليثي أن أباه عبد الرحمن بن عثمان قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه حزت عمر إشتم صحبت أي إشتم دي صحبت مصاحب oldum beraber gittim عمر بن الخطاب رضي الله عنه حزت عمر مصاحب oldum gittim إلى مكة مكية فَأَهْدَى لَهُ رَكْبٌ bir cemaat Hazreti Ömer'e hediye verdi. O cemaate kimden? مِنْ سَقِفٍ سَقِفْتَنْ yani Taif'te oturan Sakif kabilesi var ya meşhur. Onlardan bir cemaat Hazreti Ömer'e hediye verdiler. سَتِيحَتَيْنِ iki evet gırba مِنْ نَبِيزِ nebizden iki gırba hediye ettiler. Ve setihatu setiha nedir? O ne diyor? Fevkel idaveti ve dunel mezade. İdavenin dunundadır, ondan aşağıdır, mezadeden de büyüktür. Yani büyük şeyler değil de, iyice büyük gırba değil de, küçük de değil, orta bir gırba. Mezade insan yemekini, etmekini koyacak bir davacık. O küçük olur biraz. Ya ondan biraz büyük. Ya idave dediği de hani büyük gırbeler olur, su mu götürür, ondan da küçük. İşte ona satiha derler. Ali Abdurrahman, Abdurrahman İbni Osman dedi ki, فَشَرِبَ عُمَرْ اِحْتَهُمَا birisini Hazreti Ömer içti, o verilen şeyi.
gıybeleri. Ve lem yesebil uhra, ötekini içmedi, öteki kaldı. Demek ki o verildikleri vakit onu bir defede yahut birkaç defede onu bitirdi. Öteki kaldı, hatteştedde ma fihi, o ikinci de olan nebi şiddetleşti. Fekale iksiruhu bilma. Fekale Hazreti Ömer radıyallahu teala buyurdu ki iksiruhu, iksiruhu, onu kırınız, yani hafiflediniz bilma suyla. O ikinci mesadede olan nebis şiddetlenince baktı ki içilse bu sarhoşluk verir. Öyleyse bunun şiddetini kırınız. Neyle? Suyla. Suyla kırınız dedi. Ve su kattı içtiler. Haddesana Fahdun kâle haddesana Ebu'l Yaman kâle haddesana Şuaybun an-i Zühriyi fezekere bi-isnadihim mislehu. İmam-ı Zühri'den Şuayb, ondan da Ebu'l Yaman, ondan da Fahd, ondan da İmam-ı Tahavi yine aynı hadisi şerifi zikrediyor. فَلَمَّا سَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا. Bu zikrettiğimiz rivayetlerle vaktaki sabit oldu. En Umar'a Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala ente. Ne sabit oldu? اِبَاحَةُ قَلِيلِ النَّب۪يزِ شَد۪يد. Bozulmuş, şiddet kesbetmiş nebizin ağzının mübah olduğu sabit oldu. Bozulmuş ama fakat az içerse mübahtır. Bu Hazreti Ömer'den sabit oldu. وَقَدْ سَمِعَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz'i işitmişti. Yakulu Peygamber Efendimiz'in buyurduğunu. Ne buyurduğunu? Küllü müskirin haram. Küllü müskirin haram hadisini Peygamber Efendimiz'den işitmişti. Öyleyken yine ağzını kullandı. Demek küllü müskirin haram alel ittak ma askere kesiru fe kalilu haramun kabilinden olamaz. Evet. كان ما فعله في هذا. Bu mesele hakkında Hazreti Ömer'in işi işlediği oldu. Delilen delil oldu. Neye? Enne ma harrama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir şarap ki Peygamber Efendimiz haram kıldı. Bi kavlihi Resulullah Efendimiz kavliyle haram kıldı. Zalike onu indehu Hazreti Ömer'in indinde. Minen nebizi şedid, şiddetli nebizden. Huve, o ne oldu? Es-sekre minhu, ondan sarhoşluk oldu da var. Demek ki Peygamber Efendimiz küllü müskirin haramın bu hadisi şerifinden Hazreti Ömer ne anladı? Hangi nebiz ki şiddet kesbetmiştir? Ondan sarhoş oluncaya kadar içmesi haramdır. İllet o. Sarhoş oluncaya kadar içmezse halaldır. Hazreti Ömer'in bu fiilinden bu anlaşıldı. Yani medari illet ne oldu? Küllü müskirin haramda sarhoşluk oldu. Fe imma yekune semi'a zalik minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer ya bunu işitmiş olur kavlen kavl olarak Peygamber Efendimiz'den bu kavli işitmiş olur evra avrayen yahut da kendisi öyle düşündü. Yani küllü müskirin haramda illet sarhoşluktur. Bu illetin sarhoşluk olduğunu Hazreti Ömer ya Peygamber Efendimiz'den bizzat işitmiş, bize nakletmiyor. Onun için öyle yaptı o. Çok içmedi sarhoşluk vermesin diye ama az içti. Ya bundan gavül işitmiş, Peygamber Efendimiz'in gavlünü duymuş ama bize nakletmemiş. Evra ahrayen yahut da kendisi öyle tefsir etti hadisi. Kendisinin fikri o. Fe imma yekune minhu fi zalik fe innema فَإِنَّمَا اُلْ بِشَيْكِ يَكُونُ مِنْهُ Hazreti Ömer'den olur. فِي ذَلِكْ bu mesele hakkında يَكُونُ رَآهُ رَيَنْ kendi bir öyle fikir emar etmiş de o fikri görmüş olursa فَرَأْيُهُ فِي ذَلِكْ Hazreti Ömer'in reyi de bu mesele hakkında عندنا bizim indimizde hüccetü hüccettir. Yani Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala ent bozulmuş nebizin azını istimal etti ve bunu mübah gördü. Bunu ya Resulullah Efendimiz'den işitmiş, eğer işitmiş de zaten hadise sabit, ona itiraz olmaz. Yok, Resulullah Efendimiz'den işitmemiş de kendisi hadisi böyle tefsir etmiş. Kendi fikri bu. Olursa Hazreti Ömer'in kendi fikri de bize delil olabilir. Niye Hulefai Raşidin'dendir? İktedû billezîni min ba'di Ebu Bekir'in ve Ömer. Ondan sonra Ebu Bekir'e ve Ömer'e iktida edin. Hadis-i şerifi mucebince Hazreti Ömer'e iktida edilir.
وَلَا سَيِّمَا اِذْ كَانَ فِعْلُهُ الْمَسْكُرُ Hasreten Hazreti Ömer'in bu fiali olursa, bu işi, yapmış olduğu bu iş, فِي الْآثَارِ اللَّتِي شُلْ bir eserlerde, hadislerdeki رَوَيْنَاهَا عَنْهُ Hazreti Ömer'den rivayet eyledik. Ki Hazreti Ömer kendi mezadesinde olan bir nebizden birisini içirmişler, o da sarhoş olmuş, ona had vurmuş. Ve demiş ki sarhoşluğa sebep had vuruyorum, yoksa nebis haram değildir. Fazla içtin, sarhoş oldun, onun için had vuruyorum. Sonra kendisi şiddetlenmiş bir nebizden baktı, daddi baktı ki şiddetlenmiş, ona su kattı, hafifletti, içti. Bunların bu rivayetleri Hazreti Ömer radıyallahu teala anten ispat ediyoruz. Hazreti Ömer bunları kimin huzurunda yaptı? Kapıyı kilitledi, gizli, evde kendi başına mı yaptı? Hayır. Yok ya. Ashab-ı kiramın huzurunda yaptı, cemaatin içinde yaptı. Eğer Hazreti Ömer'in bu tefsiri yanlış olsaydı, Ashab-ı Resulullah kalkar, ya Ömer sen yanlış yapıyorsun derdiler. Diyor ki, bu oldu bunları, rivayet etmiş olduğumuz Hazreti Ömer'in bu işleri oldu. Bi hadreti Ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in ashabının huzurunda oldu. Felem yunkiruhu, bunu inkar etmedi. Aleyhi Hazreti Ömer'in üzerine. Minhum ashabtan münkirun, hiçbir münkir. Hiçbir kimse kalkıp da inkar etmedi. Demek ki ashab-ı kiramın hepsi bunu biliyordu. Nebizin ağzını istimal etmek mübahdır. Fedelle zalik. Bu delalet etti. O ashab-ı kiramın sükuti ala mütabaatihim, onların tabi olduğuna. İyyahu Hazreti Ömer'e aleyhi bu şey üzerinde. Nebiz üzerinde. Onlar Hazreti Ömer'e tabi oldular. Nebiz ne kadar bozulmuş olursa olsun azim mübahtır. Peki Hazreti Ömer'den bu rivayet oldu. Daha başka sahabeden rivayet yok mu? Var diyor. Ya seni ikinci bir sahabe daha getireyim. Ve hâdâ Abdullah ibn Ömer, ikincisi Abdullah ibn Ömer'dir. Ve hu ahadun neferillezîne revâhu anhu anennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den rivayet edenler içindedir. Neyi? Küllü müskirin haram. Küllü müskirin haram hadisini Peygamber Efendimiz'den rivayet eden ashabtan birisi de Abdullah ibn Ömer'dir. Hazreti Ömer rivayet etti. Fakat Hazreti Ömer bunu tefsir etti ki küllü müskirin haram da illet sarhoşluktur. Sarhoşluk verirse haramdır, değil, vermese değildir. Peki Abdullah İbni Ömer de bu hadisi rivayet etti. O nasıl tevil etti, nasıl mana verdi? Ha, ona da gelince diyor, وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ اَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Abdullah İbni Ömer, Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. مَا حَدَّسَنَا اَبُوْ اُمَيَّ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ نُعَيْمُ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ السَّلَامُ اَنْ لَيْسٍ اَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ اِبْنَ خِلْكَعْقَى اِبْنِ شُوْرَ اَنْ اِبْنِ عُمَرَ قال شهيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر'den rivayet ediyorlar ki dedi ki ben Resulullah Efendimize hazır oldum, yani bizzat gördüm. Mütiye bir şarabı, ona bir şarap getirdiler. Fe ednahu ila fihi, ağzına yaklaştırdı. Fakat debe, yüzünü ekşitti. Demek ki ona tatlı bir Peygamber Efendimiz baktı ki çok çok şiddetli. Feraddehu, onu reddetti, içmedi. Fekala raculun, ashabtan birisi dedi ki ya Resulallah haramun huve, bu haram mıdır, sen içmedin, demek ki nebiz bozulursa haram mı olur dedi. Faradde şerabe, şarabı tekrar aldı. Sümme ade bimâin, sonra ona suyla evdet etti, yani suyu getirdi. Fasabbehu aleyhi, tekrar o şarabı nebizi aldı, ona su döktü. Zekere merreteyni ev selasen, bunu ya iki kere zikretti, ya üç kere. Yani o ashabtan olan bir zat aldı, onu reddetti, tekrar aldı, tekrar reddetti. Ya iki defa oldu, ya üç defa. Sümme kâle. Sonra Peygamber Efendimiz buyurdu ki, اِذَا اغْتَلَمَتْ هَذِهِ الْاَسْقِيَ Bu şaraplar ihtilam etti mi, şiddet. Bu şaraplar şiddet kesbeder de, size ihtilam ederse, yani sizi sarhoşluk edecek dereceye gelirse, feksiru mutunaha bilma, siz onun kuvvetini su ile kesin. Su kattığınız gibi daha sarhoşluk vermez. Hafif olur, sarhoşluk vermez. Haddesena Vahb ibn Osman el-Bağdadi, kâle haddesena Ebu Hammam, kâle haddesena Yahya ibn Zekeriye ibn Ebi Zayde,
عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قرة العجلي قال حدثني عبد الملك بن أخي الكعكاء عن ابن عمر مثله yine bu aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Vehbi ibn-i Osman tarikede de rivayet ediyor. Haddesena Muhammed ibn Amr ibn Yunus قال حدثني أسباط ibn Muhammed عن الشيباني عن عبد الملك ibn Nafi قال سألت ibn Ömer ben Abdullah ibn Ömer'e sordum fekultu inne ahlena yenbüzûne nebîzen Abdullah ibn Ömer'e demiş ki Abdülmelik ibn Nafi bizim çoluk çocuk yani kendi aile efradi yenbüzûne hurmanın suyunu çıkarırlar. Nebizen çıkarmaklar. Yani hurmadan nebiz yaparlar. Fî sekâin sakadır. Yani deriden yapılan kırbalarda. Lev enhektuhu eğer ben onu inhak edersem yani çok içersemse ondan çok içersem la hadefiyye beni aksider. Yani bana sarhoşluk verir. Çok içersem sarhoşluk verir. Buna ne cevap verirsin dedi. فقال ابن عمر أسرت عمر dedi ki إنما البغي على من أراد البغي إنما البغي günah kimin üzerine olur? على من bir kimse üzerine olur ki أراد البغي isyanı murad etti. İsyan nedir? Sarhoş olmak. Yani had kime günah haram olmak ve kendisine had vurulmak kime tereddüt eder? Bağı murad eden. Bağı isyan. Yani fazla içip de sarhoşluk olmayı niyet eder de onu arzu ederse işte o vakit ona had vurulur ve onu haramdır. Çünkü onun maksadı sarhoş olmak. Ondan az içip de kuvvet peyda etmek değil. Sonunu harama getiriyor. Onun için ona günah kılıyor. اِنَّمَا الْبَعْيُ عَلَى مَنْ اَرَادَ الْبَعْيَ Bu birinci bâide murat ne? Günah. İkinci bâide murat isyan. Şehittu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Ömer diyor ki ben Resulullah Efendimiz'e şahit oldum. İnde hâder rükni. İşte bu rükünün indinde. Ve etâhu Cibrilü Cibril aleyhisselam da ona getirdi. Bi gadehim min nebizin. Nebizden bir gadeh getirdi. Nebizden bir kadeh Cibril aleyhisselam getirdi. Peygamber Efendimiz'e verdi. O da işte recul. Bir adam. Cibril dedim yanlış. Ve etâhu recülün bir adam. Bir adam bu rükünde ki Allah-u Alem Megam İbrahim oluyor. Orada getirmiş bir kase nebiz vermiş. Peygamber Efendimiz de işte diyor. Sümme zekere misli hadise Ebu Ümeyye'te. Ebu Ümeyye'nin hadisinin aynını zikreyledi. Gayre ennehu kâle. Yalnız dedi ki feksirûha bil mâ'i. Eğer şiddet kesbederse nebizler su ile onu hafifledi. Fefi hâzâ işte bu Abdullah ibn Ömer'in hadisinde de olucudur. Qalilun ibâhetu qalilin nebîzi şedîd. Şiddet kesbetmiş, sarhoşluk verecek dereceye gelmiş nebizin azını kullanmak, içmek mübah olduğu bunda da beyan ediliyor. Ona da delalet ediyor. Ve evlel eşyâi bina. Bize layık olan şeylerin en evlâsı اِذْ كَانَ قَدُرُوِيَ عَنْهُ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den bu rivayet edilirse فَرُوِيَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَمْ Peygamber Efendimiz'den küllü müskirin haramda rivayet edilirse Peygamber Efendimiz'den ne rivayet edildi? Küllü müskirin haram rivayet edildi. Bir de nebisi Peygamber Efendimiz içti. Sarhoşluk vermeyecek derecede içti. Ve buyurdu ki şiddet kesbederse siz suyla onu hafifledin için. Şu aldı iki hadis birbirine taarruz etti. Taarruz edince ne olacak? Bize evla olan en nec'ale kulle vahidin minel kavleyn Resulullah Efendimiz'in bu iki kavlinden her birerini kılmaktır. Ala ma'nen bir mana üzerine. Öyle mana ki gayril mana mananın gayrisi. Ellezi öyle mana ki aleyhil kavlul ahar. Öteki kavlün manası neyse onun gayrisi olan bir manaya kılmaktır bize evde olan ki hadislerin ikisiyle de amel edelim. Hadislerin birisini alıp birisini atmak olmaz. İkisiyle amel etmek için birisine bir türlü mana veririz, ötekine de başka türlü mana veririz. Bu vakitte iki hadisiyle de amel edilmiş olur. O da nedir? Peygamber Efendimiz nebiz bozulduğu halde azını kullanmış. Şu halde küllü müskirin harama nasıl mana vereceğiz? Buradaki illet sarhoşluk olmaktır.
herhangi bir nebizden sarhoş oluncaya kadar içerse haramdır. Böyle mana böyle dönüyor. Mesela hal olur, buna telif derler. فَيَكُونُ قَوْلُهُ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٍ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٍ قَوْلُ olur. Ne üzerine olur? عَلَى الْمِقْدَارِ الَّذ۪ي şol bir miktar üzerine olur ki يَسْكُرُ مِنْهُ مِنَ النَّبِيسِ nebizden, yeskuru minu ondan, serhoş yüzkeru, serhoş olunur minu andan, o da neden minen nebiz, nebizden. Küllü müskirin haram neye hamlederiz? Nebizden serhoşluk verecek derece kadar içmek haramdır. Böyle mana verilir. Ve yekûnü mâ fil hadîsil âkhar, öteki hadiste, yani Peygamber Efendimiz nebizden içmiş, o hadisteki mana da olur, alâ ibâheti qalîlin nebizi şedîd. Bozulmuş nebizin azının mübah olduğu olur. Ona da öyle mana verir. Peki bununla kalmadı. Bak Hazreti Ömer'den rivayet etti. Abdullah ibn Ömer'den rivayet etti. Yine rivayet ediyor. An Ebi Mes'udin el-Ensari. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Mes'udin el-Ensari'den de rivayet edildi ki o da Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. Evet. Ne rivayet edildi? Nahu hadisi İbn Ömer hadi. Hazreti Ömer'in bu hadisinin misli Ebu Mes'ud'un Ensari'den de rivayet edildi. Akhbarana Fahdun. O rivayet de şu. Fahd İmam-ı Tahaviye haber veriyor. Kale haddesena Muhammed ibn Sa'id. Kale haddesena Yahya ibn Yaman. En Süfyan an Mansur an Halid ibn Sa'd. An Ebi Mes'ud'in قال. Ebu Mes'ud'un Ensari dedi ki ateşen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem havrel Kabe. Kabe'nin etrafında Peygamber Efendimiz susadı. Festesqa, su talep etti. Fevütiye bi nebizim min nebizi sikaya. Gırbada nebiz yapılmış ve gırbaya konulmuş nebizlerden nebiz getirdiler. Feşemmehu, onu kokuladı. Fakat debe, yüzünü ekşitti. Kokuladı, baktı ki bozulmuş. Fasabba aleyhi min ma'i zemzem. Zemzem suyundan getirdi. O nebize döktü. Sümme şeribe, sonra ben içti. Hafifletti, ondan sonra içti. Bu da aynen Abdullah ibn Ömer'in hadisi gibi oldu. Fekale raculun, ashabdan birisi dedi ki e haramun huve ya Resulallah, bu haram mıdır? Nebiz haram mıdır? Fekale la, haram değildir. Kaç sahabe oldu? Üç sahabe. Hazreti Ömer, Abdullah ibn Ömer, Ebu Mes'ud'un el-Ensari. Ve kad rüviye fî zâlik an Ebi Musa'l-Aşşerî, anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Musa'l-Aşşerî'den de rivayet edildi. Mâ şul bir hadis ki, haddesena Ali ibn-i Ma'bed. İmam-ı Tahav diyor ki, bize Ali ibn-i Ma'bed rivayet eyledi. Kâle haddesena Yunus, kâle haddesena Şerîk, an Ebi İshak, an Ebi Burda, ibn-i Ebi Musa. Ebi Burda ki Ebu Musa el-Eş'erî'nin oğlu. O kimden rivayet eyledi? An ebihi, kendi babasından Ebu Musa el-Eş'erî'den. Kâle Ebu Musa el-Eş'erî buyurdular ki Be'ateni ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz beni gönderdi. Ana ve Mu'aten. Beni bir de Muaz ibn-i Cebel'i gönderdi. İler Yemen'i Yemen'e. Fekulna, biz dedik ki ya Resulullah inne biha şerabeyni, Yemen'de iki şarap vardır ki yusna'ani minel burr ve şi'ir. Buğdadan ve arpadan yaparlar. İki şarap vardır. Ehaduhuma, o iki şarabın birisi yuqalu lehu lizr. Ona mizir derler ki arpadan yapılır. Vel ahari yuqalu lehu bit'u. Ötekine de bit'a derler ki o da buğdadan yapılır. Femane şebu, hangisinden içerim? Demek orada yaparlarmış nebiz gibi. Sarhoşluk verirmiş onlar. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki İşrebâ ve lâ tüskirâ. İşrebâ, siz içiniz. Ve lâ tüskirâ, fakat sarhoş olmayınız. Yani az az içiniz, sarhoş olacak kadar içmeyiniz. وحدثنا أبو بكرة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أنه قال حضرت أبو موسى الأشعري diyor ki بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ إلى اليمن beni ve Muaz ibn Cebel'i Yemen'e gönderdi. فقلت, ben dedim ki
İnneke be'assena, ya Resulallah, sen bizi gönderiyorsun. İlâ ardın, bir yere. Öyleyir ki kesirin şerabu ehliha. Onun ehlinin şarabı çok olan bir yere gönderiyorsun. Orada şarabı çok içiyorlar. Fekale, buyurdu ki işraba, içiniz. Ve la teşreba müskiren. Sarhoşluk veren şeyi içmeyiniz. İçiniz, müskirat içmeyiniz. Ne demek? İşte yukarıki manaya geliyor. Onlar o müskiratı kullanıyorlar. Az içiniz. Fakat sekir verecek dereceye kadar içmeyiniz. Haddesena Rabi'ül Mâzînü kâle haddesena Esed kâle haddesena El-Fudaylu ibn-i Merzûk Enebi İshak ve Zekerebi İsnâdihi mislehu. Rabi'ül Mâzîn İmam-ı Tahaviye bu hadisi şerifi başka bir senefle daha zikrediyor. فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِأَب۪ي مُوسَى وَالْمُعَاذِ Vaktaki Peygamber Efendimiz Ebu Musa el-Eş'ariye ve Muaz ibn-i Cebel'e buyurdular. حَيْنَ سَأَلَا عَنِ الْبِتْعِ Bit'a'den sual ettikleri vakitte, hurmadan çıkan şarabı. Buğdaydan çıkan şaraptan sual ettiler. Bit'a aselden oluyor. Bit'a aselden. Bit'a geçti. Aselden de oluyor, buğdadan da oluyor. O da var. Esası o şeyden, buğdadan. Bit'a yukarıda. Aselden de oluyor, o rivayet de var. Yani. Evet. Ondan ki sual ettiler. Ne buyurdu onlara? İşreba ve la tüskire. Siz içiniz, fakat sarhoş olmayınız. Ve la teşreba müskiren. Müskir olarak içmeyiniz. Yani sarhoşluk verecek derecede içmeyiniz. Kâne zâlike delilen, bu delil oldu ki enne hükmel miktarillezî şul bir miktarın hükmü ki yüz kiru sarhoşluk verir. Min zâlike şerab, o şaraptan sarhoşluk verecek kadar bir miktarın hükmü hilâf-ı hükmü mâ lâ yüz kiru mühî. Sarhoşluk vermeyenin hükmünün hilâfınadır. Bunlardan sarhoşluk verenin miktarı var, vermeyenin miktarı var, hükümleri başka başka. Sarhoşluk verirse haramdır, vermezse mübahtır. وَقَدْ رَوَيْنَا حَدِيثَ اَب۪ي سَلَمَةَ اَنْ عَائِشَةَ Ebu Seleme'nin hadisini rivayet eyledik, Hazreti Aişe'den rivayet eylemiş. فِي جَوَابِ النَّب۪ي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in cevap vermesinde لِلَّذ۪ي سَأَلَهُ عَنِ الْبِتْعِ بِتْعَدَنْ Sual etti, ya Resulullah, haram mıdır, haram mıdır? Peygamber Efendimiz'den sual ettiler. O da haber verdi. بِقَوْلِهِ قَوْلِ شَرِفِيْلَ كِي كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرْ فَهُوَ حَرَمٍ Her bir şarap ki sarhoşluk verir, haramdır. Yani sen onu fazla içersen sarhoşluk verirse haramdır. فَاِنْ جَعَلْنَا ذَٰلِكَ Eğer biz bu küllü şerabin أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَمٌ Bunu kılarsıksa عَلَى قَلِيلِ الشَّرَابِ الَّذِي يُسْكِرُهُ كَثِيرُهُ Çoğu sarhoşluk veren bir şarabın azı da haramdır diye bu hadisi itkal edersekse, çok sarhoşluk verenin azı da haramdır dersekse, daha da cevaben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in cevabına zıt olur. Kime cevabı? Bi Muaz'in ve bi Musa'l Eş'ari. Ebu Musa'l Eş'ari ile Hazreti Muaz'a vermiş olduğu cevabın zıttı olur. Bunlara ne dedi? İçin, fakat sarhoş olmayın. Burada da sarhoşluk veren herhangi bir şey haramdır. Sen de bunu diyorsun ki az olsun, çok olsun. Hepsi haramdır. Öyleyse bu Peygamber Efendimiz'in bu cevabı Ebu Musa el-Eş'ariye verdiği cevaba muhalif oldu, zıddı oldu. Bu iki hadisin birisiyle amel etsen birisi kalır. Ne yapacaksın? Aralarını telif edeceksin. وَاَوْلَ الْاَشْيَا Evet. وَاِنْ جَعَلْنَاهُ عَلَى تَحْرِيمِ السُّكْرِ خَاسَّةً Yok, bu ikinci hadisi şerifi hasseten sarhoşluk verecek kadar içerse haramdır. Bunu hamledersek ise la ala tahrimi şarab, şarabın kendisine tahrimine değil de sarhoşluk verecek kadar içmesine hamledersek ise muvaffak hadise bir Musa, Ebu Musa'ya vermiş olduğu cevaba muvaffak olur. Ebu Musa'ya ne dedi? İçiniz sarhoş olmayınız. Öyleyse bu hadisi de buna hamlederiz ki yani sarhoşluk verecek derecede içilen bir şey haramdır. Onun azı değil de sarhoşluk verecek kadar içerse. Bu manayı hamlederiz.
Ve evlen eşyai bina, bize şeylerin en layıkı evrası hamlul asari, eserleri, hadisleri hamletmektir. Alel veçil dediği şul bir veç üzerine birbirine hamletmektir ki la yetedaddu, birbirine zıt olmaz. İza hamlet aleyhi, eğer ona hamli sahih ise. Öyle bir manaya hamlederiz ki hadislerin arasında zıddiyet olmaya, birbirine muhalif olmaya. Ama hamil mümkün olan. Hamil mümkün olması, o imkanı yok, olmaz. Peki oldu üç sahabeden üç tane. Ve kadru yani Abdullah bin Mesud'un fi zalike ida. Dördüncü Abdullah bin Mesud'dan da rivayet var. O da ne rivayet edildi? Maşhur bir hadis ki haddesena İmam-ı Tahaviye rivayet eyledi. Kim? İbn-i Merdûk. Kale haddesena Muhammed ibn-i Ketir. Kale akberena Süfyan nebihi an Lübeyt Lebit. An Şemmasin. Kale kale Abdullah. Abdullah bin Mesud dedi ki innel kavme le yeclisûne ale şerab. Bir cemaat şerab üzerine otururlar. Yani şerab içmek için otururlar. Ve ve yehillü lehum. Onları onu içmekte halaldır. Fema yasalun, onlar içmede devam ederler. Halal içmede devam ederler. Hatta yahrumu aleyhim, hatta onlara haram olur. Niye? Onlar az içtiler de halal idi. Fakat devam ederler, biraz daha içerler, biraz durur, biraz daha içerler, biraz daha durur, biraz daha içerler, sarhoş olurlar. Evvel halal, sonra haram. Abi şimdi buna insan şey de söyleyebilir. Dediler ona lugaz. Hangi şeydir ki sen onu içmeye başladın helal idi, sonunda haram oldu. İşte bu. Ne bizden azar azar içersen helal. Ama sen fazla içtiğin gibi, sarhoş olduğun gibi sonra haram oldu. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Hammadun kâle akberena Hammadun an İbrahim'in أن علقمة بن قيس أنه أكل مع عبد الله بن مسعود. diyor ki ben Abdullah bin Mesud'la علقمة بن قيس diyor ki onunla yedim, yemekte bulundum. خبزًا ولحمًا. ekmek ve et yedik. قال فأوتينا بنبيذ شديد. çok bozulmuş bir nebiz bize getirdiler. Öyle nebiz ki nebezetü, onu yapmış idi. kim? Sirinu Sirin. Sirin, Muhammed İbn Sirin'in validesi. Meşhur Muhammed İbn Sirin var ya, rüya tabircisi. Bu Sirin, onun anasının ismi. Sirin, Hazreti Mariye'nin kız kardeşidir. Peygamber Efendimiz'e Mısır'dan yolladılar ya, o Sirin'le Mariye'yi beraber yolladılar. Mariye'yi Peygamber Efendimiz azat etti, tezevvüc etti. Bu Sirin'i de şair Hassan'a nikah eyledi. İşte Sirin o. O nebizi de Sirin yapmıştı. Fî cerretin hadra. Cerre-i hadra ki kavden, topraktan yapılır. Ona yeşil bir boya vururlar. Boyalı. Ne derler? Sirçe. Sirçeli bir kapta yapmıştı o nebizi. Feşeribû minhû. Ondan içtiler. Abdullah bin Mesud'un kendisi et yedi. Ekmek yedi. Ondan sonra da Hazreti Sirin'in yapmış olduğu o nebizden içtiler. حدثني ابن أبي داود قال حدثنا نعيم وغيره قال أخبرنا حجاج بن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال سألت ابن مسعود عبد الله بن مسعود سوردم أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبر أفلمزين قول دل في المسكر ينبر أفلمز كل مسكر حرام dedi. Hazreti Abdullah diyor ki sen bunun hakkında ne dersin? Bu hadisi şerif rivayet edilmiş. Ashab-ı kiram bunu biliyor. Meşhur. Evet. Kale Abdullah bin Mesud dedi ki Eşşerbetü lehu el-akhire. Müskir dedi ki Eşşerbetü içmektir. Lehu o müskiri. Hangi şerbe? El-akhire. Son ki. Yani içer de serhoş olur. Heh. Serhoş oldum. İşte Peygamber Efendimiz'in dediği o küllü müskirin. Ma askere kesiru fe kalilu haramundu. Niye? Bitti artık o serhoşluk vermeye derecesine geldi mi bitti, haram oldu. Efendim ben az içeceğim. Artık serhoş oldun. Az içe o yok ki. Eşşerbetü lahiyyat. Fahada Abdullah bin Mesud. İşte Abdullah bin Mesud. Fadruvi anhu fi ibaheti qalilin nebizi şedid. Bozulmuş bir nebizin azının
ibahasında rivayet edildi min fe'alihi Abdullah bin Mesud'un fe'alinden kendisi bizzat içti. Bir de ve kavluhu ma zekerna min fe'alihi fe'alinden ve kavlihi kavlunden. Abdullah bin Mesud'un hem fe'ali var bizzat içti. Bir de sordular cevap verdi. Kavlihi. O kavli de ne? Ma zekerna. O hangisi? Eşşerbetü lehu el-akhire. Son ki katre içmesi. Ve min tefsir kavli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de Peygamber Efendimiz'in kavli şerifini zikret, tefsir etti. O da hangi kavli şerifi? Küllü müskirin haram. Küllü müskirin haramını Abdullah bin Mesud tefsir etti. Alâ mâ vasafnâ, bizim vesfettiğimiz üzere tefsir etti. Ne dedi? Küllü müskirin haram. İçer, evvelisi mübahtır, içer içer serhoşluk vermeye başladı mı? Az idi haram, çoğu da haram artık ondan sonra. Sekir derecesine geldi mi? Az idi haram, çoğu da haram. Bunu da böyle tefsir etti. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. Ve kad ruyen Abdillah ibn Abbasin anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Abbas'tan da rivayet olundu. Ma yedullu ala hâza eyda. Nebisin helal olduğuna dair. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن علي بن بديمة عن قيس بن حبتر قال سألت ابن عباس عبد الله بن عباس سردم عن الجر الأخضر والجر الأحمر قوضان yapılmış desti أخضر sırlanmış yeşil boyayla boyanmış أحمر de sade ateşte pişmiş kırmızı. Yani nebizi sırlanmış küpe koysa yahut da sade kırmızı küpe koysa bunların hükmü nedir? İkisinden de sual etmiş. Fakal Abdullah ibn Abbas dedi ki inne evvel men se'elen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem en zalim. İlk önce bunlardan Peygamber Efendimiz'e sual eden oldu kim? Veftu Abdülgeys, Abdülgeys kabilesinden gelen cemaat. Abdülgeys Arap kabilelerinden bir kabile. Onlardan bir cemaat gelmiş. Onlar Resulullah Efendimiz'e sormuşlar. Ki ya Resulullah biz nebizi küplere koyuyoruz. Bazısı sırçalı boyanmış oluyor. Bazısı sade oluyor. Bunların hükmü nedir? Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki La teşrebu fid dubba. Dubbada içmeyin. Kabağın içini oyar. Onu bir kap yapar, büyük kabak olur. Onun içerisine nebiz korlarsa o tez serhoş verecek hala gelir. Bunu da içmeyin. Ona koyduğunuz nebizi içmeyin. وَلَا فِي الْمُزَفَّتْ Yahut da bir kap ziftli. Onda da içmeyin. O da tez bozar. وَلَا فِي النَّقِيرْ Odunu oymuş, onu tahtadan yapmış. Ona bazı yerlerde, bizim oralarda köze derler. Külek değil, dört tarafından ağaçları çakarlar, bir ağzına kap koyarlar. Veyahut da ağacı oyar, bir tarafında bir ağız koyar. Nekir derler, ağaç oyulmuş yahut da tahtadan yapılmış. Veşrebu fil eskiyeti. Fakat kırbalarda içiniz, kırbalarda olan nebizden içiniz, o tez bozmaz. Kırba deriden yapılan. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَيْنِ اِشْتَدَّ فِي الْاَسْقِيَةِ Şayet gırbelerde olan nebizde bozulmuş olursa buna ne emredersen? قَالَ سُبُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَا Siz ona su katın, hafifledin, için. وَقَالَ لَهُمْ فِي الثَّالِسَةَ وَالرَّابِعَ فَأَهْرِكُوا Tekrar ya Resulallah daha şiddetli olursa yine su dökün dedi. Ya Resulallah yine daha fazla şiddetli olursa yine su dökün. Üçüncüde yahut dördüncüde tekrar edince onlar daha fazla şiddetli olursa dedi ki فَاَحْرِقُوا O vakitte üçüncüde yahut da dördüncüde baktınız ki su fayda vermiyor. Su bunu tahrif etmiyor. O vakitte onu dökünüz yani içmeyiniz. Ve şimdi Abdullah ibn Abbas'tan gelen bu rivayette de nebizin azını içmekte beis yok. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُزَيْمَا قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَى قال حدثنا إسرائيل عن علي بن بذيمة عن قيس بن حبتر عن ابن عباس أنه سئل عن الجر عبد الله بن عباس دستدن سؤال دستي كوب 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 كوب
Fezekere misle zalik. Bunun mislini zikreyledi. Yani ilk önce bunu Abdülkays'ten gelen cemaat sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdular ki siz böyle kap cinsinde olan bir şeyde nebis olursa suyla hafifledin. Yok baktınız ki kafi gelmedi, biraz daha katın. Baktınız kafi gelmedi, biraz daha katın. Nihayetinde baktınız ki su kafi değil. Fefi hadel hadis, bu hadisi şerifte olucudur. Kenne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz ebâhe lehum, Abdülkays'ten gelen cemaate mübah kıldı en yeşrebu ismelerini min nebizil esqiyeti, gırbaların nebizinden. Ve inişte isterse bozulmuş olsa bile onlara mübah kıldı. Yalnız bir şart ile ne? Suyla hafifletmek şartıyla. Fe in gâle qâilun, bir adam yatıraz etse, dese ki fe inne fî emrihi iyyâhum, Resulullah Efendimiz'in onlara emretmesinde, neyi emretmesinde, bi ihraqihi, dökmesini, üçüncü yahut dördüncü de dedi ki dökün. Ba'de zalik, evvela mübah kıldı, birincide, ikincide, üçüncide suyuna hafifledin dedi. Ondan sonra üçüncü yahut dördüncü de dedi ki baktınız ki suyla hafiflenmiyor, dökün. Öyleyse bu dökün demesinde olucudur. Delilen delil olucudur. Elâ neski mâ tekeddeme minel ibâhe. Mübah kıldığı tekeddüm etti ya, ha, bunu nesk etti. Nesk olunduğuna delil vardır. Resulullah Efendimiz evvela mübah kıldı, sonradan da fe'ahrikuhu, dökün dökün deyince evvelki mübah hükmünü nesk etti. Öyleyse mübahlık kalktı. Sonki emir dökün oldu. Bu bunu nesk etti. Böyle itiraz eder ise gîle lehum, o itiraz edenlere denilir ki ve keyfe yekûnu zâlike kezâlik, nasıl sonundaki dökün lefsi mübah kılmasını nesk eder? Bu olur mu? Olmaz. وَقَدْ رُوْيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْمَا, Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edildi. مِنْ كَلَامِهِ Abdullah ibn Abbas'ın kendi sözünde. Kimden sonra? Ba'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in dar-ı ahirete teşrifinden de ne zaman sonra? Abdullah ibn Abbas'a soruyorlar. Onun kelamından rivayet ediliyor ki حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَى. O Abdullah ibn Abbas'ın kendi sözü. Resulullah Efendimiz'in dar-ı ahirete teşrifinden sonra oluyor. Ne diyor? Hurrimetil hamru, hamr haram kılındı. Li'aynıha, aynı için. Hamrın aynı necistir. Sarhoşluk verirse vermese haramdır. Ve sükru, sarhoşluk da haram kılındı. Min külli şerabin, hangi şaraptan olursa olsun, hangi içilecek madde olursa olsun, sarhoşluk verdi mi onun da sarhoşluk vermesi haram oldu. Abdullah ibn Abbas bunu ne vakit buyurdu ki Amir Efendimiz'den sonra? Daha sen nasıl nesk olun diye iddia edersin. Bu olmaz. Fakat zekerine zalike, bunu biz zikreyledik. Bi isnadihi, isnadiyle fî mâ tekeddeme min hâdel kitâb, bu kitaptan tekeddüm eden, yukarıda geçen ibareleri de isnadiyle beraber zikrettik. Ve huve Abdullah ibn Abbas ellezî şul, bir kimsedir ki rûviye anhu, ondan rivayet edildi. Mâ zekerte, senin zikretmiş olduğun şey ondan rivayet edildi. Sen diyorsun ki fe'ahrikuhu demesi nesıhtır. Onu Abdullah ibn Abbas rivayet ediyor. Halbuki biz bilahare Abdullah ibn Abbas diyor ki hayır, hamr eyni için haramdır. Diğer maddeler sarhoşluk verdiği için haramdır. Binaenaleyh senin nesıh iddia etmek batildir. فَدَلَّ ذَٰلِكَ, bu delalet etti ki اَنَّ التَّحْرِيمَ haram olan fil اَشْرِبَةِ, içilen şaraplarda كَانَ عَلَى الْخَمْرِ بِعَيْنِهَا, hamr da aynı için oldu. Hamrın aynıyla kendisi necis olduğundan dolayı o haram kılındı. قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا, azı olsun çoğu olsun. Ondaki haram olmak aynı içindir. وَسُكْرِ, sarhoşluk vermektir. مِنْ غَيْرِهَا, gayrısında. Hamrın gayrisi de sarhoşluk verecek dereceye kadar içerse haramdır. Ve keyfe yecuzu ala ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas'a bu nasıl olur ki evvela mensuh diye iddia ettiğin şey mensuh olsun da sonradan da Abdullah ibn Abbas o mensuhu dinlemesin de helal desin. Bu olmaz. Me ilmihi ve fadlihi,
Abdullah ibn Abbas'ın ilmiyle, fadliyle beraber bu ona yakışmaz. Ki en yekune kadravani nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş olsun. Ma yucibu tahrimen nebidir şedid. Bozulmuş nebizin haram olduğunu, hürmetini icap eden hadisi rivayet etsin. Sümme yekulu, sonradan da desin ki hurrimetel hamru li'aynaha ve sükri min kulli şarab. Hamr ayni için haram kılındı. Diğer şaraplar da serhoşluk verdiği vakitte haram kılındı. Bu nasıl olur? Bunu söylemez. فَيُعَلِّمَ النَّاسَ نَسَدَ اُوْرَسِنْ كِ اَنَّ قَلِيلَ الشَّرَابِ مِنْ غَيْرِ الْخَمِرِ Hamirden gayri şarabın azı ve inkâne kesîruhu yüskir. İstersen çoğu serhoşluk veren bir şey olsun. Helalun, bunun azı helaldir. Bu ne der mi? Demez. هَذَا غَيْرُ جَائِزٍ عَلَيْهِ عِنْدَنَا Bizim indimizde Abdullah ibn Abbas'a bu tecviz edilmez. Binaenaleyh mensuh olduğu dava, senin mensuhdur dediğin dava batıldır. Velakin Ebu Ehrak'ın nebisi hadisi Kays'in. Kays'in hadisinde olan üçüncü yahut dördüncüde siz bunu dökün diye Abdullah ibn Abbas rivayet etti. Bunun manası ennehu lem ye'menhum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlardan emin olmadı. Aleyhi ve nebiz üzerine ki en yusri'u fi şürbihi. Şürbünde sürat ederler, çok yaparlar. Feyeskeru, serhoş olalar. Ve sekru, sarhoşlu olsa muharramun aleyhim, onlara haramdır. Fe emerehum, onlara emretti. Bi ehrakihi, onu dökmekle lizalik, bunun için sarhoş olmamaları için. Yani Resulullah Efendimiz'e Abdülgays'in cemaati onu sordukları vakitte ne buyurdu? Ona su dökün, hafifledin. E tekrar ikincide yine dedi su dökün. Üçüncüde su dökün. Dördüncüde onu dökün. E dökün, helal olan bir şey niye döksün ki? Helal yine su katar. Yani Resulullah Efendimiz onu niçin dökün dedi. Yani bunlar emin olmadı. Bunlar bu kadar burada durunca ona devam ederler. Suyla da hafifletmezler. Devam ederler. Serhoş olurlar. İyisi bunu ben kesim atayım da devam etmesinler. Tekrar tekrar sormalarından o anlaşıldı. Bunlar buna devam edecekler. Serhoş olacaklar. Harama gidecekler. Öyleyse dökün manası bunun için. Bunun için dökün dedi. Yoksa evvelki mübah olduğunu nesh etmek için değil. وَقَدْ رُوِيَ ف۪ي مِسْلَ هَذَا اَيْذَا Nebizin azının mübah olmasında rivayet edildi. مَا حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَ Muhammed ibn Huzeyme'nin İmam-ı Tahavi'ye rivayet eylemiş olduğu hadis. قَالَ حَدَّسَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْتَمِ İbni el-Cehmi el-Müezzinu قال حدثنا عوف بن أبي جميلة قال حدثني أبو القاموس بعض روايتlerde قاموس bunda قاموس o da kim زيد بن علي أن أحد الوفد cemaatin birisinden rivayet eyledi الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'e Araplardan cemaatler gelirdi. O gelen cemaatten birisi sordu. Fi vafd Abdülkays. Abdülkays kabilesinden gelen cemaatin içinden birisi sordu. Ev yekune Kays ibn-i Numan yahut da Kays ibn-i Numan'ın kendisi sordu. Fe inni kad nesitü ismehu. Ben onun ismini unuttum. Ya Kays'in kendisi yahut da başka birisi sordu. Ennehum se'aluhu anil eşribe. İçilen maddelerden sordular Resulullah Efendimiz'e. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki la teşrebu fiddübba. Kabakta içmeyin. Kabağın kabında kap yapılmışsa onda nebizi koyup içmeyin. Ve la finnekir. Ağaçtan yapılan kapta içmeyin. Ve şebu fissikail helal. Evet. Deriden, gönden yapılmış olan kırbalarda için. Öyle kırbalar ki el mukeyi aleyha. Yani ona konulmuş, onun ağzı da güzel bağlanmış. Bir de var ki açıkta kalırsa hava vurur, tez bozulur. Hayır. Kırbaya konulmuş, ağzı da bağlanmış. Burada ekser suları, yağları, yağları da öyle tulumlarından getirirler. Türkçe'de tulum derler ya. Deriden yapılmış tulum. Yağı kor, sütü kor, onu güzel ağzını da bağlar. Suyu kor. Evet. Böyle tulum da olursa bunu için fiyin işteddü minhu. Baktınız ki ya hayır o kırbadaki de bozulmuş, şiddet kesbetmiş.
feksiruhu bilma. Siz onun şiddetini suyla kırın. Yani su katın, hafifleştirin. Feyne ayakum. Yok ne kadar su katsanız baktınız ki bu ıslah olmuyor. Sizi yordu. Feyne ayakum. Sizi yorarsa. Su kattıkça fayda vermiyor. O kadar bozulmuş ki ne kadar su katsan ıslah olmuyor. Feahrikuhu. O vakitte dökünüz. Demek ki dökmek ne vakitte oluyor? İslahı kabil olmazsa o vakitte dökülüyor. Fein kâle kâilun, bir adam itiraz etse, dese ki قَدْ رَوَيْتَ فِي هَذَا الْبَابَ اَنْ اُمَرَ بِنْ خَطَّبْ رَضِيَ اللّٰهُ اَنْ. Bu mesele hakkında Hazreti Ömer'den rivayet eyledim. مَا زِكَرْتَ فِي حَدِيسِ اَمْرِ بْنِ مَيْمُونَ وَغَيْرِهِ. Emr ibn-i Meymun'un hadisinde zikredilen şeyi Hazreti Ömer'den zikreyledir. وَقَدْ رُوِي عَنْهُ خِلَافُ ذَلِكِ. Halbuki Hazreti Ömer'den bunun hilafına rivayet var. Sen Hazreti Ömer'den rivayet eyledin ki nebizin azı helaldir. Halbuki onu Hazreti Ömer'den kim rivayet eylemişti? Emr ibn-i Meymun. Bir de başkaları da başka türlü rivayet ediyor. فَزَكَرَ مَا حَدَّسَنَ اَبْنَ اَب۪ي دَاوُدُ. Bu mu'teriz bize İbn Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu hadisi zikreyledi. Kale İbn Ebu Davud dedi ki haddesena Ebu'l-Yaman, kale haddesena ahberena Şuayb, eni Zühriye, kale haddeseni Es-Sa'ib ibn-i Yezid, enni Ömer ibn-i Hattab. Yukarıdaki hadisi Emr ibn-i Meymun rivayet ediyordu. Bunu da Sa'ib ibn-i Yezid rivayet ediyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh harece fasalla ala cenazeti. Çıktı ve bir cenazeye cenaze namazı kıldırdı. Sümme akbala alel kavm. Sonra cemaate döndü. Fekale lehum, cemaate dedi ki inni vecettu alifen min Abdillah ibn Ömer rihi şerab. Abdullah ibn Ömer'den ben şarap kokusunu hissettim. Onda şarap kokusu buldum. Feseeltuhu anhu. Bu içtiği şaraptan ona sordum. Feza'ame ennehu tala. O zannetti ki tala, yani nebiz, nebizdir dedi. Nebiz içmiş. Ve inni sailun anhu. O içtiği şeyden ben ona sual ediyorum şimdi. Fe inkâne yesker. Yüzkir. Fe inkâne yüzkir. Eğer içmiş olduğu şey sarhoşluk veriyor ise yahut da fe inkâne yesker. Eğer Abdullah sarhoş oldu ise celettuhu. Ben ona celdeyi vururum. Yani seçin deyneyi vururum. Kale sümme şehittü Ömer'e ba'de zalik. Ravi Sa'ib ibn-i Yezid diyor ki sonra ben şahit oldum. Ba'de zalik. Bundan sonra celede Abdallah'ı semanine. Abdullah'a, oğlu Abdullah'a celde vurdu. Semanine 80 deyini. Fîrîh-i şerâbillezî vecede minhû. Ondan şarabın kokusunu buldu ya. Ondan sonra tehkikat yaptı ki içmiş ve sarhoş olmuş. Sarhoş olduğu için oğluna 80 değnek vurdu. Demek ki fazla içmiş, sarhoş olmuş. Sarhoş olduğu gibi 80 değneği hak etmiş. Şimdi burada Sa'ib ibn-i Yezid Hazreti Ömer'den böyle rivayet eyledi. Yukarıda da sen rivayet ettin ki ağzını içmede beis yok. Bu itiraz ediyor ama itiraz yerinde değil ki Hazreti Ömer. Ağzını içerse helaldir ama çoğu içerse hoşluk olursa o haramdır. O da bir ittifak. Yani itiraz yerinde değil bu. Haddesena Yunus kâle ahberen ebn-i vehbin enne maliken ahberehu. An ibn-i şehabin an-i sahib ibn-i yezid en Ömer ibn-i Hattab harici aleyhim. Yine aynı râvi sahib ibn-i yezid diyor ki Hazreti Ömer Nas'ın üzerine çıka geldi. Fekâle inni vecettu. Ben buldum. Me'a fülânin fülânla beraber. Yani oğlu Abdullah'da. Riha şerabin şarap kokusunu. Feza'me o zöme diyor ki ennehu şarabı tala. Nebiz şarabıdır. Ene sairun amma şerif. İçmiş olduğu şeyden ona soruyorum. Fe inkâne yüzkir. İçtiği şey sarhoşluk veriyorsa celettuhu. Ben onu celde ederim. Sonradan da baktılar sarhoşluk veren bir şeymiş. Sarhoş olmuş. فَجَلَدَهُ عَمَرُ Hazreti Ömer Abdullah'a vurdu. الْحَدَّ حَدِّ 80 değneği tamamen tam vurdu. Yani bir değnek bile noksan etmedi. 80 değneği tamamladı. قَالَ Ravi Mu'teriz dedi ki فَهَذَا عَمَرُ işte bak Ömer radıyallahu anh قَدْ حَدَّ فِي الشَّرَابِ الَّذ۪ي يُسْكِرُ sarhoşluk veren şarapta had vurdu.
oğlu Abdullah'a 80 değnek. فَهَذَا يُخَالِفِ لِمَا رَوَيْتُمْ Sizin rivayet etmiş olduğunuz hadise muhalif oldu. اَنْ عَمْرِ بْنِ مَيْمُونَ وَغَيْرِهِ عَنْهُ Emri bin Meymun'un başkalarının Hazreti Ömer'den rivayet etmiş olduğu hadise muhalif oldu. وَلَيْسَ قِيلَ لَهُ O adama denilir ki مَا يُخَالِفُ لِذَالِكُ Bu senin rivayet etmiş olduğun hadis yukarıki hadise muhalif değil. لَاَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيسِ Bu hadis Hazreti Ömer buyurdular ki وَاَنَ سَائِلٌ عَمَّا كَرِ İşteki şeyden ben sual edeceğim ona. مَا كَانَ neyi? مَا كَانَ يُسْكِر Eğer sarhoşluk veren bir şey ise جَلَدْتُهُ İçti de sarhoş olduysa onu celde ederim. فَقَدْ يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُونَ اَرَادَ بِذَٰلِكَ الْمُقْدَارِ İhtimal ki o muktar ile murad etti. اَلَّذِ شَرِبْ içmiş olduğu muktarı اَيْ فَاِنْ كَانَ ذَٰلِكَ الْمُقْدَارِ O içmiş olduğu muktar olduysa يُسْكِرُ sarhoşluk verecek bir miktarda olduysa ki o vakitte celde ederim ve celde de yaptı. فَقَدْ عُلِمَتْ اَنَّهُ قَدْ سَكِرْ Bu da bilindi ki Hazreti Abdullah sarhoş olmuş. İçmiş olduğun şeyden sarhoş oldun mu olmadın mı? O da dedi ki sarhoş oldum. Ne olduysa 80 değneği hak ettim dedi. Yukarıki rivayete muhalif değil. وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدْ حَدَّ وَاجِبُ oldu. وَهَذَا اَوْلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ İşte hamledilen manaların evlası budur. Ne hamledile tevilu hadel hadis. Bu hadisin tevili manası bunu hamledilir. En evlası budur. Hatta la yudadde ma sivahu minel hadis. Hadislerden diğerlerine zıt olmaya elleti kad ruviyet anhu. Hazreti Ömer'den rivayet edilen diğer rivayetlere muhalif olmaması için buna böyle mana verilir. Yani Hazreti Abdullah içti diye hemen haddi vurmadı. Ya sordu ki sarhoşluk verdi mi vermedi mi? Sarhoşluk verdi. O vakitte haddi vurdu. Zaten onda ittifak var. وَقَدْ رُوِيَنَا بِهُرَيْرَةَ اِذَا فِي هَذَا Hazreti Ebu Hureyre'den de rivayet edildi. Bu mesele hakkında مَا حَدَّسَنَا رَبِيُ الْمَأَذِّنُ قَالَ حَدَّسَنَا سَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّسَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدُ قَالَ حَدَّسَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمْ عَنْ سُمَيِّنْ عَنْ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki اِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِهِ الْمُسْلِمِ Sizden biriniz Müslüman bir kardeşinin yanına geçse فَأَطْعَمَهُ تَعَامًا Ona yemek yedirse فَلْيَاكُلْ مِنْ تَعَامِهِ Tağımından yesin. Madem o adam yemek getirdi, itham etti, yesin. وَلَا يَسْأَلْ عَنْهُ sen bunu nereden kazandın, nereden getirdin, helal mıdır, haram mıdır, bunu sormaz. Sen bir Müslüman kardeşine getirdin, o da sana yemek getirdi. Sen sorma nereden getirmiş. Sen de tağım getirdin, ye. Hani bazı adam, senin kazancın neydi, neredeydin, ha? Nasıl idi, acaba şüpheli midir? Yok, araştırma onu. Ette nasıl kesildiğini soruyor. Fe'in eskana şerabın. Eskana da bize içirirse, fe'in eskahu olması lazım. Ona içirirse şeraben şerabi. Fel yeşrep minhu ondan içtir. Ve la yes'el anhu. Ondan da sual etmesin. Fe'in haşiye minhu. Yok, içtiği şeyden korkarsa, onun bu içirdi ama getirdi ama acaba sarhoşluk verir mi vermez mi? Fel yeksirhu bir şeyin başka bir şeyle onu hafifletsin. Adam yani nebiz, o nebize misal getiriyor. Nebiz getir de acaba bu nebiz sarhoşluk verir mi vermez mi? Öyleyse onu hafiflet bir şeyle. Suyuna yahut da başka bir şeyle hafiflet, ondan sonra iç. Eğer korkarsa, zaten korkmasa bir şey yok. Fî hâzel hadîs, bu hadis doğrucudur. İbâhatü şürbin nebiz, nebizin içmesinin mübah olduğu orucudur. Yani getirmiş olduğu ne olacak? Nebiz olacak. Onu da sormasın. Yalnız korkarsa su katsın. Fe'in gâle gâilun, mu'teriz dese ki, innemâ ebâhehu, o nebizi mübah kıldı. Bâde kesrihi bil mâi ve zehâ bi şiddeti. Su ile onun şiddetini kırdıktan sonra ve onun şiddeti gittikten sonra mübah kıldı. Yoksa evvelden mübah değildi o. Kıyle lehu adama denilir ki, hâde kelamu fâsit. Bu fâsit bir kelamdır. Evvelden haram idi de su katli halal oldu. Bu manaya mı alıyorsun sen? O manaya aldı. Nebis haram idi. Su kattın da halal oldu. Bu fasit bir kelamdır. لَاَنَّهُ لَوْ كَانَ ف۪ي حَالِ شِدَّتِهِ حَرَامًا O
şiddeti halinde keskin olduğu vakitte haram idi de sukatte helal oldu böyle olsaydı de kâne la yahillu sukat makluhu helal olmaz idi. Ve in zehebet şiddetuhu bi sabbil mâ aleyh. Onya su dökmek ile şiddeti zail olsa bile aslı haram olan şey helal olmaz. Efelat elâ tera sen görmez misin ki enne hamren hamr lev subbe fîhâ mâ'un. Ona su dökülse hatta galebel mâ'u aleyhâ hatta o kadar su döktün ki su galebe çaldı. Yani yarıdan fazlası su oldu. Ki hani içten de ki ne sarhoşluk verir ne bir şey. Fakat helal oldu mu olmadı. Enne zâlike haramun. Ne kadar su katarsan kat gene haramdır. Aslı haram oldu mu? Ne kadar su katarsan kat gene haramdır. Demek ki nebizin aslı helal da onun için su katmakla yine helal oluyor. Ama su katmazlar. Ondan fazla içersen sarhoşluk verirse haram olan sarhoşluktur. فَلَمَّا كَانَ قَدْ اُبِيحَ فِي هَذَا الْحَد۪يسِ Baktaki bu hadiste mübah kılındı. اَشْشَرَابُ الشَّد۪يدِ Keskin şarap. اِذَا كُسُرَ بِالْمَا Su ile onun şiddeti kırıldıktan sonra mübah kılındı. سَبَتَ بِزَارِكْ Bununla sabit oldu ki اَنَّهُ O şarap قَبْلَنْ يُكْسَرَ بِالْمَا Su ile hafifletilmezden evvel غَيْرُ حَرَامٍ Haram değildi. Helal idi. Su kattın helaliyeti devam etti. فَسَبَتَ بِمَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ İşte bu babda rivayet etmiş olduğumuz bu rivayetlerde sabit oldu. اِبَاحَةُ مَا لَا يُسْكِرْ Sarhoşluk vermeyen bir miktar nebizin mübahi ibahesi sabit oldu. مِنَنْ نَبِيزِ الشَّد۪يلِ Keskin nebizdir. Nebiz hurmanın hoşavı ki keskinleşmiş, fazla içersen sarhoşluk verecek. Fakat onu suyla hafifletirsense bu haram değildir, mübahtır. İşte bu sabit oldu. وَهُوَ قَوْلُ اَب۪ي حَن۪يفَ وَاَب۪ي يُسُفَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى Bu iki imamın kavli de budur. Bu mesele hakkında. Şimdi hücum edenler ne kadar hücum ederse etsin. Fakat ben çok teaccübüme giden bir şey Muhammed Enver Şah Kişmiri Rahimeullah ben Hanefi delillerini yeni baştan tetkik ettim. Çok büyük bir mühaddisidir o. Hindistan'da bütün meselelerde İmam Ebu Hanife'nin mezhebinde gelen ulemanın yazmış oldukları delilleri gördüm. Onların görmediği delillerini gördüm. Da o kadar hadislerde bütün meselelerde İmam Ebu Hanife'nin delilleri çok kuvvetli. Yalnız Nebi hakkında delili zayıf. O öyle diyor. Halbuki neresi zayıf? Ne zayıf ne bir şey. Muhammed Enver Şah Kişmir onu zayıf ediliyor ama 8 sahabenin bu şekilde rivayeti ve ameli zayıf denilmez buna. Ebu Hanife'nin kendi iştihadi değil ki. O da en büyük sahabelerden geliyor. O ma eskere kesiru fekalilu haramun hadisiyle istidlal ediyorlar. Onun manasını izaha kavuşturan eshab-ı kiram. Buna ne türlü mana veriyorlar? Böyle la ale tayin değil. Ma eskere kesiru fekalilu haramun öyleyse çoğu serhoşluk veren bir şeyin azı da haramdır. Bir miktar daha sen haramdır. O manaya değil ki. Bak ashab-ı kiram nasıl vermişler. Çoğu serhoşluk veren bir şeyin azı haram. Yani serhoşluk verecek dereceye kadar getirdim mi? Eğer serhoşluk vermeyecek derecede içersen caiz mi bak? Serhoşluk verecek dereceye getirdim bu vakit azı da haram. Çoğu da haram. Yani diyelim ki mesela bir adam ne bizden 5 kaseyle serhoş oluyor. Sen 1 içtin helal, 2 içtin helal, 3 içtin helal, 4 içtin helal. Biliyorsun ki şimdi 5.yi içtin mi serhoşluk verecek. O 5. şeyin kasenin ağzını da içsen haram, çoğunu da içsen haram. Niye artık serhoşluk verecek? İşte onların dediği ki o. Serhoşluk vereceği dereceye getirmeyecekse. Yok, getirdin mi, bilemedin, gaflette bulundun, olan serhoşluk vermez dedin, serhoş olduğun vakitte razı olacaksın, 80 değenekle. Onun günahı o 80 değenekle gidecek. Ha, şüphelendin, su kat o vakit. Baktın ki bu keskin biraz, o vakitte su kat bol bol iç. İstersen bir oku, iki oku iç. Serhoşluk vermezler. Yeter bu, ne kadar.
Vallahu Teala alem sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem.